Değerli dostlarım hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Görüldüğü gibi ekranda bir ek var arkadaşlar. Bir karar var. Bununla alakalı biraz konuşacağız. Tabi ben bunu pek kullanmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Ben açık açık size belirteceğim. Arkadaşlar kısacası döviz ve altın üzerine bilindiği gibi bir vergi alınıyordu. Banka sigorta muamele vergisi. Bu verginin arkadaşlar ee, alım vergi üzerinden alınan rakamın arttırıldığını bilmenizde fayda var. Bu binde 2 iken şu an %1 civarına e, satış tutarına çekilmiş olduğunu bildirmekte e, fayda görüyorum arkadaşlar. Tabi sanayi sicil belgesi vesaire ihracatçı birliklerine üye olanlar bundan muaf tutulacağını bildirmekte fayda var. Yani büyük patronlar bundan e, bireysel yatırımcı oranla vergi ödemeyecekler arkadaşlar. E, buna ek olarak Burayı yorumladıktan sonra şöyle bir açıklık getirelim. Arkadaşlar örnek verecek olursak bireysel yatırımcı olan biz ve sizler 1000 dolar civarında bir alım yaparsak şayet burada 10 dolar civarında bir vergi ödemek 100 dolarlık bir alımda 1 dolar bir vergi ödemek zorunda kalacağız. Bu oran eskiye nazaran artırılmış durumda. Tabii biz burada bizim borsayla ilgilendiğimiz için borsaya olan etkisi hakkında biraz konuşmamız gerekiyor. Ben bunu bireysel yatırımcıyı daha çok dolar ve altından çekip borsa ve inşaat sektöründe ev arsa olur vesaire bireysel ülke bazlı yatırıma çekme amacı olduğunu düşünüyorum. Ancak bilindiği üzere bizim ülkemizde vatandaşımızda ee, iştah denilen bir problem vardır arkadaşlar. Yani siz ondan bir şey keserseniz onun iştahı ona daha fazla artar. Yani onu daha çok ister. Bunu da ben bireysel yatırımcı bazında, bireysel yatırımcının düşüncesi açısından acaba bu daha fazla mı fiyatlar artacak? Bu yüzden mi bu getirildi? Daha fazla saldıracağını saldıracağı derken kötü manada söylemiyorum. Daha fazla iştah duyacağını e, ortaya çıkaracaktır. Tabi bu altın talebini de arttıracaktır aynı şekilde ve döviz talebini de bu kısıtlamanın. Ancak bize olumlu etkisi bazı ufak yatırımcılar psikolojik anlamda bu vergiyi çok yüksek bulup e, borsaya yöneleceğini ve inşaat sektörüne yatırımlarını e, yönelteceğini ...düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle ben bir haber bulmuştum. Ee, şurada zaten görülüyor arkadaşlar. Bir şeyler yazıyor burada. Bunları okumaya gerek yok. Ben şurada şu yazıyı size okumak istiyorum. Bir saniye. Aynen. Şurada patronlar kapsam dışı bırakıldı yazan. Yani sanayi sicil belgesi ve ihracatçı birliklerine vesaire... Ee, ...bunlara bankası sigorta muamele vergisi sıfır oranında uygulanıyor vesaire yazıyor. Zaten burada göstermiştim arkadaşlar. Bakın şurada da 4 ve 5. bentlerde onlar yazıyor arkadaşlar. Ee, kısacası anlatacaklarım bu kadar. Bir şey daha var. Ona şurada basıyorum ama aç. Şöyle bir saniye göstereceğim şimdi. O da buradaydı herhalde arkadaşlar. Aynen. O da burada. Resmi gazetenin dünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre finansman bonosunda alınan %10 düzeyindeki vergi %15'e çıkarılarak mevduatın vergisiyle eşitlendi. döviz ve altın alımında satımında uygulanan BSMV binde 2'den %1 düzeyine yükseltildi. Zaten bunun gerekli açıklamasını yaptım arkadaşlar. Ee, şurada zaten haberin tarihi de yazıyor. 25.05.2020 bir yanlışlık olmasın diye onu da size gösterdim dostlarım. Ee, bir de... Şurada bir yazı daha var arkadaşlar. BDDK 20 Mayıs duyurusunda tüzel kişilerin 100 gram ve üzeri altın alımında hesaba geçişin ertesi gün olmasına da karar verildi arkadaşlar. Bunu da kısacası bildirmekte fayda var. Ancak bizi ilgilendiren kısım bu ve bunun borsaya olan etkisinin ilk iş gününde ben olumlu olacağı kanısına vardım. Umarım bunlar biz borsa yatırımcıları açısından olumlu olur. Hepimiz daha fazla kazanırız. Bütün borsa yatırımcılarına şimdiden bol kazançlar diliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Burada yer alan bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi kapsamında değildir arkadaşlar. Bunu da ekleyelim. Kanalımıza abone olup videolarımızı ve eğitim videolarımızı takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.